Kadir Anlatım'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve evet, çılgınlar gibi beklediğiniz, benim de beklediğim modifiye serisiyle sizlerleyim. Modifiye serilerini çok az çekmemin sebebi arkadaşlar optimizasyon sorunuydu. Direksiyon kamerasını hala kullanamıyorum çünkü webcam'den verdiğim için, onu da kullandığımda oyun sisteme çok fazla yüklendiği için görüntüde sıkıntı oluyor. Şimdi o optimizasyon düzelene kadar direksiyon kamerasını koymayacağım ama direksiyonla oynayacağız tabii ki de. Şu anda önümde duruyor çünkü 900 derece G920 ABS dışında her şey kapalı. Altımızda da daha tazecik şans çarklarından aldığımız 2018 model Ferrari Portofino var. Ve bu arabanın üstü açılıp kapanıyor. Bilmeyenleriniz varsa birazdan onun şovunu da yapacağız. Hadi abi şu arabayı önce bir modifiye edelim. Ondan sonra düşelim yollara, şöyle güzel bir sahil turu, otoban, üstünü açalım, kapatalım falan. Çıldıralım hadi. Evet abi, rengini kırmızı yaptım. Motorunu tabii ki de değiştirmeyeceğim. Ama geri kalan bütün her şeyini yükleyeceğiz. Abi ben de çok seviyorum modifiye serisini ama arkadaşlar yani gerçekten sisteme hem CPU'ya hem hard diske veya SSD'ye hem RAM'e inanılmaz şekilde yükleniyor oyun aslında. Oynarken değil ama kayıt aldığınız zaman bunu daha fazla hissediyorsunuz. Yani o sıkıntılar olduğundan dolayı gerçekten benim de size kötü görüntü sunma gibi bir lüksüm yok. Açıkçası onu da istemediğim için benim de çok moralim bozuluyordu ama biraz az tuttum. Ne olursa olsun abi artık çılgınlar gibi modifiye serisine girdik. Eğer görüntünün bozulduğu kısımlar olursa ben onu size videoyu hazırlarken atacağım abi. Evet şimdi bir dakika. Buraya girdik ama bir küçük kontrol yapalım değil mi? 855 beygire 1015 Nm torkumuz var. Güzel. İndir bakayım. Aferin. Şunları da yapalım. Kafes takmıyorum biliyorsunuz. Hafifleteceğim abi. 320 kilo hafifledi. 1351 kiloya indi. Güzel. Yalnız jantlar güzel. Jantları galiba değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Yarış tipi. Yarış tipi. Buradan da hafifliyoruz. Yarış tipi bu da. Sanki yarıştayız. Evet abi. Buradan... Güzel. Yarı düz yarış lastiği bileşenini takıyorum. Şimdi evet. Ön taraf 265. Arka araba bayağı güçlendi. Ama 325 kafi. Çünkü arkadaşlar hani engine swap falan da yapmadık. Araba arkadan itişli ama yani 325 gerçi, hadi gönüller bir olsun 335 yapalım. Jantları dediğim gibi değiştirmiyorum. Hoşuma gitti çünkü. Ama büyütmeyeceğim de. Bu jant büyüklüğü gayet güzel. Offsetleri verip dışarı çıkaralım. Hem görüntü olarak güzel dursun hem de bir miktar yol tutuşa faydası olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi. Yani evet burada kırmızı detaylar siyah. Yok abi çirkin oldu ya. Yapmayacağım. Yapmıyorum. Yok sen de bozma benim görüntümü. Bence bu kadar kafi. Hadi abi düşelim yola. Düzeni kur. 1664 kilodan 1358. Hadi aradaki 6 kiloyu atarsak 300 kilo hafifledik. 591 beygirden de 855 beygire çıktık. Gayet güzel. Aslında 894'te kalması, 900'ü geçmemesi de ne bileyim bu tarz görevler gelirse kullanılabilir gibi. Hazır hissediyorum. Üstünü kapattım bilerek. Üstünü sonradan açalım diye. Daha böyle bir haz versin diye. Aga. Canavar. Hazır mısınız sese? Oo! Noel Baba mı geldi? Çok iyi. Aga alt devirlere gelir misin? Uf. Logitech G920 900 derece ABS dışında tüm sistemler kapalı. Abi bu sesler tamam ya. Gerçekten bazen Forza Horizon 4'te arabaları yapıyorduk. Ve hani o istediğimiz sesi alamadığımız zaman gerçekten modum çok düşüyordu aslında size belli etmesem de. Sesler çok önemli arkadaşlar. İnanın grafiklerden daha önemli benim için. Esas insanı gaza getiren şey o. Müthiş içi müthiş. Şuna bakar mısın ya, sağ taraftaki ekran filan. Gösterge. Hadi lan direksiyon kendine gel. Gamepad'e dokunup tekrar direksiyona geçince böyle bir ufak bir lag oluyor arkadaşlar. Bir gecikme oluyor algılaması için. Yemin ediyorum uçak kalkışa geçti.
Aslansın, kaplansın. Of. Abi vites düşürmek de ayrı keyifli bu oyunda ya. Şu otobanın başına bir gidelim. Ama nasıl gidelim biliyor musunuz? Dördüncü vitesteyiz biliyorum. İşte böyle. Oğlum çok şekil değil mi ya? Arabam şekil, yolumdan çekil. Ya bu renk yapmazsam olmaz bir Ferrari'yi değil mi? Oğlum çok iyi ya. Şimdi hemen içeriden bir daha sesini duyalım mı giderken? İşte bu güzel abi. İçerinin sesiyle dışarının sesi karışıyor. Bunu zaten söylemişlerdi önceki yayınlarda. 10.000 devir çeviriyor araba. Üstüne açtığında ses çok çok daha tatmin edici oluyor. Çuflamalara bak be. Bir de trafik olsaydı değil mi? Biliyorum arkadaşlar, biliyorum. Çokça yazıyorsunuz. Bir sürü hata var. Bu arada bugün bir güncelleme geleceği söylendi. Bugün yarın eli kulağındadır. Daha çok herhalde online sıkıntılarla ilgili iyileştirmeler olacak ama umarım başka şeylere de el atmışlardır. Bakalım neler olacak göreceğiz. Kaç GB? 15'er 15'er yolluyorlar ama bir şey olduğu yok yani, bakalım. Anneciğim susar mısın canım artık? Alt devir verelim. Abo. Aslanım bire de düşüreceğim seni. Rahat ol. Aman aman. Şampuanı yolda tutmak da mesela ha. Oğlum çok fena moda soktu bu araba beni ha. Yalnız ufacık tümseklerden geçerken bak, köprü birleşim yerlerinden falan araba bayağı sağa sola savruluyor yani. Küçücük bir direksiyon hamlesinde direkt yoldan çıkar araba. Tamam abi, 360 neyimize yetmiyor ki, az sonra birazdan da rampa aşağı inerken daha da hızlanır bu canavar. Hızlanıyoruz bile. Son dişliğe dokunmak gerekir mi? Sanki biraz dokunulabilir. Hatta ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi. Vitesi 4.44. 30'a çekiyorum. Helezon yayları. İndir aşağı babacığım. Birer santim daha indirelim aslan parçasını. Oo, son dişliği çok daha fazla indirebiliriz. Abi çok iyisin be. Dışarı alalım mı? Oğlum ne ettik ya? Arabanın kabriyosunun heyecanından. Maalesef giderken üstünü açamıyoruz. Bu otoban çok düz olduğu için dümdüz giderken abi, arabayı yandan gösterirken çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Forza Horizon 4'te şu anda tabii trafik de olmadığı için, Forza Horizon 4'te hem trafikten arkadaşlar hem de aynı zamanda çok fazla viraj olduğundan ve kısa olduğundan dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Şu şekil gidemiyorduk uzunca bir süre. Ben bu otobana bir kere daha giderim aga. Oğlum çok iyi be.
Şekil ha. Lan dur. İşte böyle abi bak. Bayağı gidiyoruz böyle. Vallahi ben de çok özlemişim modifiye serisini arkadaşlar ya. Vallahi çok özledim. Yani birçoğumuza sıkıntı çıkarttı oyun. Hala oyunu açamayan insanlar var arkadaşlar. Veya sürekli crash yiyen. Yani o yüzden beni de anlayacağınızı ümit ediyorum. Canlı yayınlarda bayağı yardırıyoruz ama işte çıktı alırken sıkıntı çıkabildiği için maalesef direksiyon kamerası da koyamıyordum. Hatta yani kayıtlarda da sıkıntı çıktığı için bazen uzun videolar yapamıyorum. Aslında o sıkıntılar düzeldikten sonra böyle benim de içim rahatlayacak. Gönlüm rahat bir şekilde abi. Patır kütür at koşturacağız. Şimdi otobandan çıkacağım arkadaşlar. Bir kesik atmam gerekiyordu, neden biliyor musunuz? Çünkü 13. unutulmuş aracım hazırlandı. Onu görmemeniz için oraya kesik atmam gerekiyordu. Döner lan bu burayı. Oo! Evdeki hesap çarşıya uymadı ha. Patates soğan. Vallahi patates soğan. Çığırt bakalım, çığırt. Çığırtkan çocuk. Üstünü hiç kapatasım gelmedi yalnız ha. Ama yani bir iki şekil yapalım değil mi? Bak şimdi bak, içerideyken kapatayım, bir de öyle şeklimiz olsun. En azından camları kapatabiliyoruz. Ya bir de selektör melektör gelse değil mi? Birçoğunuz biliyorum arkadaşlar, sinyal selektör belki de çok basit bir şey ama gelmiyor abi işte. Bak şu direksiyonun bile dönüş şekli abi değişmiyor. Yalnız üstünü açıp kapatırken direksiyon işlemiyormuş. Heh, şimdi geldi. Bak abi, ben direksiyonu çevirmeye devam ediyorum ama bu kadar 90 derece dönüyor. Yani isteseler bunu da yaparlar ama yapmıyorlar. Bari ses farkı var. Daha böyle bir boğuk tok hani ya. Üstünü kapandı belli abi. Güzel alet ya. Güzel alet abi. Küçültelim abi. O çığırtma gelsin. Tabii sökmeden şanzımanı. Yani araba 9000 devirdeyken vites küçültürsek sökmüş oluruz şanzımanı. Direkt tornavida kullanmadan sökeriz abi. Çok iyisin be aslanım. Çok iyisin be. Yere de indirdik iyice. Keskin burası. Vitesi küçültmek için kendime bahane yaratıyorum ben sürekli. Köprüyü de seviyorum. Oo! Felaket. Bir dakika. Abi şuradan geçerken hiç çıtım çıkmayacak arkadaşlar. Sadece dinleyelim. İşte bu hiç hesapta yoktu. O zaman arkadaşlar bence biz bu köprünün içindeyken kalkış yapalım. Gerçi tam viraj geliyor ama hallederiz ya, hallederiz. Şuralardan başlarsak hallederiz. Uf. Bir şey daha denemem lazım. Kesinlikle denemem lazım arkadaşlar. Aç abi üstünü. Görelim bir de biz onu. Şöyle dışarıdan görelim mi? Oğlum içeri geçmedim lan. Şşş. Neyin tribine girdin sen? Oğlum korna tuşu değişmiş ya lan.
Sapıtıyor ya tuş kombinasyonu. Kamera geçişi yapıldığında bir yandan açarken küçük bir bug var herhalde onunla ilgili. Şimdi abi içindeyken o köprüden geçmek istiyorum. Daha doğrusu alt geçitten. Tünelden. Alt geçit de değil. Dönüyorum abi geri. Bir daha. Oğlum çok iyisin be. Çılgın çocuk. Portofino. Bu sefer patlamamak için her şeyi yapacağım, merak etmeyin. Duracağım, içindeyken kalkacağım abi. Oğlum nasıl keyif alıyoruz ya. Oho, biraz daha ilerleyelim. İyice yankı yapsın yapacaksa. Çok iyi be. Tamam, peki. Hala yolların bazı kısımlarına alışmak gerekiyor. Tabi arabasına göre abi. Çünkü bazı araçlar çok iyi yol tutuyor. Direksiyonda da çok fazla henüz oynamadık ki arkadaşlar Forza Horizon 5'i. Çok iyi be. Şuna bak. Dur, alıcı gözü dönelim. Evet arkadaşlar, modifiye serisi bitti mi, yani bıraktık mı zannediyorsunuz? Tabii ki de hayır abi. Gerekçelerimi zaten videonun içinde anlattım arkadaşlar. Mesele tamamen keyif almak. Yani modifiye serisini yaparken bakın, bu bir simülasyon oyunu olmadığını unutmayın arkadaşlar. Yani ona göre düşünün. Bir simülasyon oyunu olsaydı en ince detayına kadar girerdim. Bununla ilgili bazen yorumlar geliyor çünkü. Bazı şeyler pek fazla bir değişiklik yaratmıyor arabalarda. Hatta geçen offsetlerle ilgili bir arkadaş da bir fikrini söylemişti. Ben de üzerine bir fikrimi söylemiştim. Biz şu anda bir yarışın, bir rank maçın içinde değiliz. Ve sokakta gördüğün arabaların %95, hatta %99'da, %100'ünde neredeyse arkadaşlar öyle bir özel offset ayarı falan yok. Anca gerçek yarışların içerisinde ufak tefek öyle şeyler tabii ki de oluyor stratejik olarak. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz çıkıyoruz, gazlıyoruz. Sen sokakta, işte sallıyorum, bir Impreza veya sokakta bir GTR gördüğünde ona göre offset şeylerini mi verdiğini zannediyorsun? Hayır, kesinlikle bunu yapmıyorlar. Ya yani %99'u yapmıyor daha doğrusu. Sonuçta özel bir yarış arabası hazırlamıyoruz. Tamamen zevk almak için, keyif almak için bu seri Forza Horizon 5'te devam ediyor. O yüzden çok da fazla gaza gelmeyin arkadaşlar, yani bu tarz konularda. Ben de neyin ne olduğunu inanın çok iyi biliyorum. Yeterince tecrübem de var. Ukalalık olarak algılamayın. Kendimi tanıtım videoyu izlerseniz zaten anlarsınız. Ben burada da bitireyim bence, değil mi? Daha da fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.